O bombalama sonrasında ortaya çıkan görüntülerde Cumhuriyet Gazetesinde hangi bombalama? İsrail'in Lübnanı bombalaması ve o bombalama sonrasında da Nasrallah'ın öldürülmesi üç günlük yaz ilan edildi Lübnanda. Dünya tabii ki yine şöyle bir tedirginlik içerisinde diken üzerinde ee, acaba nasıl bir karşılık verilecek? İran Hizbullah'a yakın bir adres ki İranlı çok önemli bir yetkilinin yine askeri kanattan bir ismin de o saldırı esnasında Nasrallah'ın bulunduğu noktada karargah olarak nitelendiren adreste olduğu ve onun da hayatını kaybettiği ifade ediliyor. İsrail'in saldırıları durmuyor. Peki Nasrallah o güvenlik kuşatması içerisinde yaklaşık 30 yıldır belki daha uzun zamandır Hizbullah'ın içerisinde ve yönetimin en üst noktasında olan Nasrallah nasıl bulundu ve nasıl öldürüldü? Ona bir bakalım efendim. İsrail cuma günü Beyrut'taki hava saldırısında Hizbullah'a çok büyük bir darbe indirdi. 1992'den beri örgütü yöneten, yıllardır kaldığı yerler sır olarak saklanan Şii din adamı Hasan Nasrallah'ı öldürdü. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Hizbullah'ın askeri kademesindeki üst düzey 10 komutandan 9'unu öldürdü. 27 Eylül'deki saldırıda Nasrallah'ın yanı sıra Hizbullah'ın Güney Cephesi komutanı Ali Karaki de öldü. İsrail örgütün askeri kararlarını alan Cihat Konseyi'nin önde gelen üyelerini en üst düzey askeri komutan Fuat Şükür'ü 30 Temmuz'da elit komando birimi Rıdvan gücünün başındaki komutan İbrahim Akili de 20 Eylül'de öldürdü. İsrail yönetim kademesinde de çok sayıda örgüt üyesini öldürdü. Cumartesi günü Merkez konsey üyesi ve İç Güvenlik Biriminin komutanı Nebil Kavuk'un hava saldırısında öldürüldüğü açıklandı. Nasrallah'ın kuzeni ve muhtemel halefi olarak gösterilen Haşim Safi ile Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım hala hayatta olan az sayıda isim arasında. Suikastın ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. New York Times'e konuşan üst düzey İsrail yetkililer Nasrallah'ın öldürülmeden önce aylarca izlendiğini, başka bir yere geçmesine az süre kala vurulmasına karar verildiğini öne sürdü. The other hand, a dark of despair. Saldırı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler konuşmasıyla eş zamanlı başladı. İngiliz medyasına konuşan kaynaklara göre Netanyahu'nun New York ziyareti de planın bir parçasıydı. Nasrallah'ın İsrail Başbakanı uzaktayken kendini güvende hissetmesi için tasarlanmış bir hamleydi. Netanyahu'ya yakın kaynaklara göre saldırı onayı çarşamba günü geldi. Nasrallah'ın yer altındaki karargahta öldürülmesi için Birkaç dakika içinde 80'den fazla bomba atıldı. Saldırıda kullanılan bombaların cinsi açıklanmadı ancak New York Times 8 İsrail savaş uçağının en az 15 adet ABD yapımı 1 tonluk sığınak delici bombalar kullandığını duyurdu. ABD yapımı Amerikan bombaları ve o sığınak delici bombalar, mühimmatlar, askeri destek mühimmat desteği, her operasyon sonrası verilen mesajlar uluslararası kamuoyunun karşısına çıkıldığında da mesela Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki çalışmalarda olduğu gibi ateşkes çağrıları. Ya bir yaptığına bak, bir de söylediğine bak. Şimdi ateşkes... Bir an önce ateşkes işte 20 günlük 25 günlük ateşkes şu silahlar bir sussun İsrail bir dursun barış için bir çaba olsun burada böyle yarım ağız adeta söyleniyor tam tam kocaman kocaman silahlar mühimmatlar veriliyor efendim.